Mansur El Sabah. Mansur El Sabah. Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleyiniz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir haydi arkadaş. Bakalım. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baradan, biri 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 bumban. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum ve gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Tamam o zaman, herkes buradaysa, herkes kulak verdiyse devam o zaman diyoruz ve canlı yayınımıza başlıyoruz. Burası rüzgarlı, hafif serin, muhteşem trafiğiyle güzel İstanbul. İyi akşamlar güzel İstanbul'dan, güzel Türkiye'me. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sizler hoş geldiniz, ben hoş buldum. Safalar getirdiniz, buyurunuz. Yollara bağladım gelişini. Dillere bağladım o gidişini. Yastığa sakladım sevişini. Nasıl unuturum o gülüşünü. Kararmış gönlüm, bilmiyorum mutlu musun. Soluyor çiçek, eriyor yüreğim. Yetmedi mi yalanlarım? Salimsin anladım. Kim? 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 Zalimsin anladım. Ben de kalmadım. Şimdi kim zavallı, kim kazandı anla bakalım. Allah ay, anladım. Ah yeah. Güzel şarkı. Yakıştı cuma akşamına. Yollara bağladım gelişini. Dillere bağladım o gidişini. Yastığa sakladım sevişini. Nasıl unuturum ah o gülüşünü. Kararmış gönlüm, bilmiyorum mutlu musun. Soluyor çiçek, eriyor yüreğim. Yetmedi mi yalanlarım? Salimsin anladım. Yetmedi mi yalanların? Bu akşam konumuz yalan. En çok salladığınız konular nelerdi? Lütfen bana yazın. Baş başayız, kimse anlamaz. Bu akşam ATV, ya A Haber konumuz. A Haber, Fox Haber'in yalanını yakalamış. Yalan haber yapıyor diye bağırıyor A Haber. Çocuklar güler ya. Seyrettiğiniz televizyonlar içerisinde en çok sallayan kanal hangisi? En çok yalan yanlı yayın yapan kanal hangisi? Demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Özel Radyoları'nın birinci programı Mansur El Sabah Show. Ben soruyorum. En çok sallayan televizyon kanalı hangisi? Son defa alalım Ozan'dan. Kararmış gönlüm, bilmiyorum mutlu musun. Soluyor çiçek, eriyor yüreğim. Yetmedi mi yalanların? Son. Salim anladım. Ben de kalmadım. Şimdi kim?
zavallı. Kim yalancı? Kim? 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 Zalimsin anladım. Ben de kalmadım. Şimdi kim zavallı? Kim kazandı? Anlamadım. Kim kazandı ulan? Ulan trafiğiyle şişmiş. Müteahhitleriyle şişirilmiş İstanbul. Kim kazandı ulan? Kim? Dün akşam sana bir tepeden baktım ey Aziz İstanbul. Ulan ne tepen kalmış ne ovan. Seni bu hale getirenlerin... Ulen İstanbul, ulen İstanbul, kim kazandı? Ulen İstanbul, yaşlı şehir, bunak şehir, Bizans, kim kazandı dersin? Ben mi? Sen mi? Kim? 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 Bağırma kardeşim, müteahhitler kazandı ya. Müteakip seferdir söylüyoruz. Müteahhitler kazandı ya. Tövbe tövbe. En çok yanlı yalan haber yayın yapan TV kanalı hangisi? Hepsi has sonra. Dillere Destan Show, Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah. Hay hay hay. Dilo dilo yaylalar. Dilo dilo yaylalar. Yaylalar yaylalar. Aniden söz girme yeri başladı. Dilo dilo yaylalar. Yüküm şimşir aşıkıdır. Dilo dilo yaylalar. Nasıl? Valla çok güzel konuştum. Efendim tarihimiz 29 Ocak 2021. Ya şaka maka gitti bu ayda be, biliyor musunuz? Hafta sonu evdeyiz, 30-31 derken pazartesi 1 Şubat. Şubat da zaten 28 gün çekiyor. Ne oluyor ulan bu zamana böyle? Ne oluyor? Saat 18.07 olmuş. 07 derken 08 oldu. Hayır, bana mı böyle geçiyor zaman? Durmuyor zaman. Geçiyor an be an. Bak, derin mana var bu lafta. Efendim, motoru taşıtlar vergisine yatırmayanlar varsa yatırmasın. Çünkü iş işten geçti. Elden ödeyecekler için iş işten geçti ama hala ödememiş olan yurttaşlarımız varsa, vatandaşlarımız, internet ortamından veya bankamatik kartlarından veyahut da cep telefonlarının banka menüsünden veyahut da Türkiye.gov.tr'den motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidini ödeyebilirler. Benden hatırlatması. Hani bir taşıtınız, motorlu bir taşıtınız varsa tabii. Kimler katılmış? Yücel Gürcan, Hanife İres, Okan Aytar, Fatoş Çınar, Armağan Döşlüzade, Jülide Yeter, Yunus Topal, Gökçen Erciyes, Ufuk Okkabaş, Seyide Mehmet Cengiz, başka kimler varmış? Elif Derdi Çok, Fatoş, Sezer Ozan, Hidayet abimiz, canlı yayınımıza ilk katılan canlılarımız, canlı canlı dinleyici bunlar, canlı canlı. Üzerine ölü toprağa serpilmemiş insanlar bunlar. Ya bazı insanlar görüyorsun, işte diyorsun abi ya işte trafik şöyleydi, adam böyle susuyor. İşte ya ne olacak bu memleketin hali bilmem ne filan, adam susuyor. İşte anlatıyorsun anlatıyorsun, üzülüyorsun, ağlıyorsun, seviniyorsun. Hiçbir tepki yok. İşte buna eskiler ne diyordu biliyor musun? Üzerine ölü toprağa serpilmiş. Ay ne korkunç bir benzetme. Hıy. İşte benim dinleyicilerim böyle dinleyiciler değillerdir.
Efendim çok fazla uzatmadan devam ediyoruz. Sizce yalan, yanlı, palavra, sallama, yayın yapan, haber yapan TV kanalı hangisi? Biz buradan soruyoruz. Zira bugün A Haber, Fox Haber'in bir açığını yakalamış ve yalan haber, Fox Haber'den yalan haber diyen haber A Haber. Ulen A Haber, ulen A Haber, iyi kaptan ulen. Bak, derin mana var bu lafta. Şimdi efendim dün ne dedik? Zeytinburnu sahilinde şu anda ekranda görmüş olduğunuz sahil Zeytinburnu sahilidir. Yoğun bir rüzgar vardı bugün. Bir gemi sürüklendi ve karaya oturdu Zeytinburnu açıklarında. Dün Zeytinburnu dedik. Bugün geldi gemi Zeytinburnu'na oturdu. Hani bu kadar mı etkili olur bir program? Bu kadar mı öngörülü olur? Ne demiştim? Bazen burada denizi seyrederim ama dalgaların biraz gerisinde. Burada gemiler için de çok tehlikelidir. Çünkü bir burundur Zeytinburnu. Eskiden zeytin de varmış. Şimdi sadece burnu kalmış. Gemide yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ama Marmara Denizi'nin de bir Karadeniz tarafı vardır. Evet, Twitter'a bakıyoruz. Twitter gündeminde Anıtkabir birinci sırada. Bunun tabii ki bir nedeni var arkadaşlar. Çok anlamlı bir hareket. Bir baba gibi bir baba kızını Anıtkabir'e götüremeyince kardan Anıtkabir yaptı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 32 yaşında iki çocuk babası Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini ve Anıtkabir'i görmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki kızı için Hakkari'de kardan Anıtkabir yaptı. Öyle ki Aslanlı yoldaki aslanları dahi yaptı. Aslan gibi bir Türk delikanlısı. Buradan Hakkari Yüksekova'ya yüksek selamlarımızı gönderiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini ve Anıtkabir'e gitmek ve görmek istediğini söylediği 9 yaşındaki kızı için Anıtkabir yolu ve Anıtkabir yaptı. Bütün kardan adamlara duyurulur. Bak, derin mana var bu lafta. Evet, haberin trend topik oluşunun nedeni bu. Anıtkabir şu an itibariyle birinci sırada. Kızı için kardan Anıtkabir maketi yaptı ve kızının gönlünü hoş tuttu. Gerçekten bir de kırmızıya boyunmuş ve çiçeklerle çıkıyorlar. Bu akşam televizyonlarınızda göreceksiniz. Evet, Twitter'a baktığımızda daha başka neler görüyoruz? Z kuşağı ile ilgili dün bir trend topik madde vardı. Z kuşağı bilmez diye. Şimdi bugün de Z kuşağı harekete geçti. Z kuşağı size anlatacak dedi. Elon Musk Bitcoin'i profilinde paylaştı ve Bitcoin bir anda %15 arttı. Bu Bitcoin'le oynayanlar için dikkatli olmalarını öneriyorum insanların. Yani Bitcoin'in içinde bir bit yeniği olmasın. Ya, tanımadığınız, bilmediğiniz işlere girmemenizi öneriyorum arkadaşlar. Ama bugün Elon Musk'ın tekrardan Twitter'da trend topic olmasının nedeni bu. Ardından yine Z kuşağı Twitter'da Z kuşağı dinle diye Z kuşağına bir yönelme var. Danny Rose, en etkilendiğim kitap cümlesi. Evet, bugün ben de bu tag altına, bu etiket altına işte selfie çekiyor birisi bir fakir aileye yardım yaparken bütün dünya görsün diye iyiliğini vereceksen sen ver ya ilahi kulların verirken acıtıyor diye güzel bir kitap sözcüğünü en etkilendiğim kitap cümlesi olarak bugün paylaştım. Ardından Twitter'da İrfan, Danny Rose, Fatih Portakal. Fatih Portakal herhalde İsmail Küçükkaya bir şeyler söylemiş, hiç tanımam etmem. Yemek yemişliğim yoktur filan demiş Fatih Portakal için. Ne iştir, tribünlere mi oynuyor bilmiyoruz ama. Viska, Fatih Portakal'ın ardından Twitter'da Ferdi, DeAndre Yedlin, Demet, Rasim Arıcenk, Z kuşağı bilmez yine dünden devam ediyor. Fox TV, evet Fox TV, Berkin Elvan, One Minute, Aykut Kocaman, GFK ve GS diye devam ediyor. Bugün efendim
A Haber, Fox TV'nin ben çok sevdiğim bir sunucusu. Bu köy köy geziyor, çiftçilerin dertlerini dinliyor falan. Çiftçilerin dertleriyle A Haber'in uğraştığı yoktu. Yani çiftçi ne çekiyor, ne çileler çekiyor, neler yapıyor. İşte borcu var mı, harcı var mı, traktörüne haciz konuldu mu, haciz konulan traktörü satışa çıkarıldı mı? A Haber bununla ilgili herhangi bir şey yapmazken Fox TV adama soruyor. Vatandaş diyor ki ya diyor biz diyor böyle böyle mahvolduk diyor. İşte bu çiftçi Fikret Sefa Yeşil'in 2020 yılında 29.128 lira ödeme yapıldığı ortaya çıkıyor. Tabii ortaya çıkınca Fox TV yalancısın vesaire gibi bir takım haberler yayınlanıyor. Bu haberi bulan da ve yayan da A Haber. A Haber. A Haber yalan haberi yakaladı. Vay anasını be. Ha ne habermiş. Türkiye'den ve gerçeklerden bir haber olan A Haber, Fox TV'nin yalan haberini yasakladı. Yakaladı. Has sonra. Efendim başka gündem maddeleri, çok önemli gündem maddeleri var. Beklenen kar İstanbul'a teğet geçti, biliyorsunuz zaten iyi ve güzel şeyler hep Türkiye'mize teğet geçiyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batısında beklenen kar yine yağmadı. Yağışlı hava ülkenin doğusuna doğru kayarken önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklığının artacağı ve 10-12 gün kar yağışının ülke olarak tabii Türkiye olarak beklenmediğini söylemiş meteoroloji müdürü. Ama Muğla'ya falan kar yağdı. İşin güzel tarafı İzmir kar gördü. Muğla'nın bazı yerleri, yüksek kesimleri kar aldı. Yani Allah'ın lütfu bu tabii ki. Her yere eşit derecede yağacak değil. Ama bugün İstanbul Boğazı inanılmaz açık bir rengi, hatta bir turkuaz rengine büründü. Bir korku saldı çünkü Kandilli Rasathanesi'nden dikkatli olun uyarılarının ardından denizin bu şekilde renk alması bütün İstanbulluları korkuttu. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros genellikle Mayıs ve Haziran ayında görülen bu durumun ilk defa kış aylarında yaşandığını söylemiş. Mayıs Haziran'da genelde baharda İstanbul'da böyle çok açık bir yeşil, böyle turkuaz gibi bir renk olur. İlk defa bu sene böyle oldu. İlk defa benim gözlemlediğim ağaçlarda Şubat sonunda çiçek açan ağaçlar Ocak ayının ilk günlerinde çiçek açmaya başladı. Bu gerçekten derin düşünülmesi gereken bir konu, tıpkı bugün Marmara Denizi'nin açık turkuaz rengine bürünmesi gibi. Efendim yasaklar ne zaman kalkacak, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Biz bunu yakın zamanda beklemiyoruz. Kulağımıza sızan bilgilere göre okullar dahi, bakın yani ben söylediğim zaman biliyorsunuz beklerim. Yani okullar dahi 15 Şubat'ta açılmayacak. Buradan cümle aleme duyuruyorum. İnşallah böyle değil de 1 Şubat'ta açılır diyelim hani iyi niyet olarak, ama bu çok hayal ürünü bir senaryo olur. 15 Şubat'ta öğrencilerimizi okula bekliyoruz vesaire denilmişti ama yüz yüze eğitim, ben size buradan ahanda tarih veriyorum. 15 Mart'tan önce yüz yüze eğitim olmaz arkadaşlar. Öğretmenlerin aşılanması var, çocukların, velilerin aşılanması, dozlar var vesaire var derken vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitim mümkün olabilir. Buradan kamuoyuna duyurayım. Efendim bakan 15 Şubat demişti ama siz bakmayın ona. Bana bakın. Çünkü ben esas bakan ve gören benim. Çocuklar biraz daha evde olacaksınız. Bakanımız çok iyi niyetiyle ve çok naif bir ifadeyle 15 Şubat'ta çocuklarımızı bekliyoruz dedi ama Sayın Ziya Selçuk biraz bekleyecek. Evet, gayet iyi, olumlu, güzel bir dille söyledi ama ne yazık ki 15 Mart'tan önce okulların açılması mümkün değil görünüyor arkadaşlar. Benim bir arkadaşım vardı öyle derdi. Mümkün değil.
Yani mümkün değil demezdi. Mümkün derdi. Evet, bilim kurulu üyesi de koronavirüste 5. dalga için tarih verdi. Bu arada kafe ve restoranların açılması ile ilgili haberler var. Hatta bazı bilim adamları rahatlama bir yıl sonra olabilir diyormuş. Tabii görebilirsek. Yani 2.80 musalla taşına uzanmazsak. Arkadaşlar, bugün Erdoğan'a da soruldu. Klasik, biliyorsunuz, cuma namazı sonrası cuma basın toplantısı oluyor. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Kısıtlamalarla ilgili herkes çatlama ve patlama noktasında, kısıtlamalarla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, açık mekanlarla ilgili adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı gözetleme gibi düşüncelerimiz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakmayacağız dedi. Bunlar, yani Demirel duysa alkışlardı gerçekten. Ya şimdi nasıl anlayalım? Açık mekanlarla ilgili adımlar atmaya gayret ettik. Evet. Şu anda lokantalarımızı gözetleme gibi düşüncelerimiz var. Yani devletten bazı görevliler gelip lokantaları mı dürbünle mi gözetleyecekler? Araştırma mı yapacaklar? Ne yapacaklar bilemiyoruz. Küçük esnafımızı yalnız bırakmayacağız dedi. Ne zaman? Nasıl? Nerede? Ne yani? Hani öyle yani, Demirel olsa helal olsun. Helal olsun. Ben bile böyle konuşamazdım. Çok iyi ya. Derdi. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar, tatile gidenler falan varsa öyle 15 Şubat dönmek için acele etmesinler. 15 Şubat'ta tabii tabletler yanınızda olsun, bilgisayarlar. Okulların kapanmasıyla yoğun ilgi gören Aban Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle, düşünün, o binlerce kilometrelik alanda araçlarına park edecek yer bulamadı. Aban Tabiat Parkı oldu otopark. Yani o mübarek yerde ya böyle çok boştur, böyle bomboştur, ya da böyle dop dolu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Kimler bu? Benim zaten beklediğim bir isimdi. Kafadan Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar efendim. Zaten böyle şeyler bekliyorduk. AK Parti'de de Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti. Böyle bir çalkantılı döneme girdik. Bakalım ne olacak? CHP'de öyle bir çalışıyor ki, yani Erdoğan'ın ekmeğine üstten alttan yağlar, kaşar peynirleri. Hani sloganı vardı ya, herkes için CHP. Herkes için çalışıyor CHP. Kendisi hariç herkes için. Efendim, yanlı yalan haber yapan hangi kanallar var? Burada şakır şakır söyleyeceğiz. Ya da sallayan diyelim. A Haber, Fox Haber'in kişinin verdiği beyanata göre kişinin yalancılığını değil, Fox Haber'i yalancılıkla suçladı. Yoksa Fox Haber de netice itibariyle özel bir kanal. Yalan, yanlı haber yapabilir. Efendime söyleyeyim, ama bazıları istiyor ki ülkede hiç böyle sorunlar bahsedilmesin vesaire. Tabii ki insanlar sorunlarını bahsederken, mesela televizyoncusunuz, sokakta soru sordunuz, kişi size yalan söyledi. Siz bu haberi yayınladığınızda o kişi mi yalan söylemiş oluyor, yoksa o televizyon kuruluşu mu yalan söylemiş oluyor? Sabahtan akşama kadar özellikle açın A Haber'i, sadece CHP haberleri, CHP'nin tarihi, CHP şöyle yaptı, ulan başka bir şey yok onların gündeminde. Millet ne yiyor, ne içiyor, nasıl bir zorluklarla yaşıyoruz. A Haber bunlardan bir haber. Fox TV'de biri sallamış işte, devletten para almış, yalan söylemiş adam, alenen belli. İşte Fox TV yalancı, Fox TV yalancı. Biz de soruyoruz bugün, siz seyirciler, siz okuyucular ve dinleyicilere göre en çok sallama haber yapan kanal hangisi? Bu arada bir size göre son dakika olabilir, ben önceden duydum. Cezaevini soydular arkadaşlar, hapishaneyi soydular. Evet, Türkiye'de. Burada, evet, burada oldu. İzmit...
İzmit Kandıra cezaevinin tel örgülerini keserek içeri giren hırsızlar cezaevi kantin kasasını soyarak dünya tarihine geçtiler. Efendim bu bir şaka haber değildir ya da şu anda A Haber'i dinlemiyorsunuz. Genelde A Haber'de böyle haberler olur. Evet, A Haber değil. A Haber. Yani A dedirten bir haber bu. Evet, İzmit Kandıra'da tel örgüleri kestiler. Bir de kestikleri tel örgüleri de toplayıp götürüyorlar. Cezaevinin kantin kasasını soyarak dünya tarihine geçtiler. Efendim herkes gülebilir. Buyurun. Aslında diyorum bir yakalansalardı da doğrudan cezaevine girselerdi. Efendim en çok yalan, yanlı, yanlış haber yapan, manipülasyon vesaire yapan haber kanalı hangisi? Lütfen bize yazınız. Biz de buradan siz saygıdeğer dinleyicilerimizle bunları paylaşalım arkadaşlar. Tam araba müziği ya. Islarla devam ediyoruz. En çok sallayan haber kanalı, televizyon kanalı, en çok yanlı veya size göre yalan haber yapan televizyon kanalı hangisi? Mesajlar geliyor. Varoluş amacı, Ekşi Sözlük'te de yazıyor. Varoluş amacı yalan haber yapmak olan bir oluşum için böyle bir soru da paradoks olmuş. 24 saat kesintisiz süren bir yalan maratonu var neredeyse. A Haber biliyorsunuz çok sayıda. Hatta her gün, yani Müge Anlı gibi diyeyim böyle. Twitter'da özellikle trend topic olmuş oluyor. Her gün hemen hemen. İlle bir şeyler sallıyor. Ama A Haber bugün anons yaptı. Diyor ki Fox TV'nin yalan haberleri. Vay arasını. Hava durumu, döviz kuru, günün tarihi gibi şeyleri hariç tutun bu kanalda, A Haber'de yayınlanan her şey yalan. Şu anda Ekşi Sözlüğü okuyorum. Ülkemizde yandaş medya olarak bilinen televizyon yayın grubu A Haber'in gerçekten uzak, tamamen senaryoya dayalı haberler yapmasıyla ünlüdür A Haber. Çoğunlukla AKP seçmenine hitap eden bir kanal olduğunu taraflarca bilinmektedir. Efendim aslında öyle de değil. ATV tamamen AK Parti borazanlığı yapıyor. A Haber tamamen CHP'ye giydiriyor. İşte CHP'nin darbeli tarihi bilmem ne. Ulan bu darbeli tarihten en çok etkilenen CHP, efendim Ecevit, Erbakan hatta darbeden hiç etkilenmeyenler ve kanal kuranlar darbelerden CHP'yi sorumlu tutuyor ve tamamen CHP'nin vesayet siyaset olayını anlatıyor ve aslında biraz daha ileri gidip yüz bulsalar Atatürk'e dair neler neler söylenecek ama orada duruyorlar nedense. Çok yalan ve yanlı haber yaptığını A Haber'in zaten dünya alem biliyor. Bugün Ekşi Sözlük'te yazılan bilgilerde aynen bu şekilde. Fox TV'nin belki denetlemeden yapmış olduğu, belki yanlı olarak özellikle denetlemeden yapmış olabileceği bir yayını bugün kendisi bu şekilde isnat edilen bir haber kanalının yalancısın Fox TV demesi gerçekten bugün tadından yenmeyecek bir komedi haberi olmasına yol açtı. O yüzden bizi güldürdü. Allah da A Haber'i
güldürsün diye. Bugün Demet Akalın'la ilgili de haberler vardı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın İstanbul metrosunda çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı paylaşarak eleştiride bulundu. İBB sözcüsü Murat Ongun ise kullandığınız fotoğraf İstanbul'dan değil Madrid'den diye yanıt verdi. Yani Demet Akalın hafif rezil olmuş oldu. Yalnız işte bazen hani CHP'de de böyle şeyler oluyor. Mesela Kılıçdaroğlu'na bir fotoğraf veriliyor diyelim ama fotoğraf ya manipüle edilmiş ya da işte efendim doğruyu aksetmeyen bir fotoğraf. Hemen onu işte danışmanı mı kendisi mi ne Kılıçdaroğlu'nun paylaşıyor. Sonra ne oluyor? İşte yalancısın Kılıçdaroğlu, yalancı CHP oluyor filan. Yani lütfen bunlara dikkat edelim. Bugün Demet Akalın'ın paylaştığı şey de aynı şekilde konuşulan bir konu. O yüzden bir şeyi paylaşmadan önce lütfen akıl ve izan ve vicdan ölçüleriyle paylaşalım. Biz bugüne kadar yalan, yanlış, yanlı bir şey paylaşmadık. Olursa hemen geri çekeriz ve hemen özür dileriz. Özür dilemek benim baş tacımdır. Ama özür dilememek için, özür dileyecek yayınlar yapmamak için mücadele gösteriyorum. Bilgi, deneyim, disiplin, asil, istek, dirayet. Efendim, PTT ucuz ayçiçek yağı satmaya başlıyormuş. Nereye gidiyor? PTT'ye. Ne alacağım? Yağ alacağım PTT'den, oradan da mektubu atacağım. Evet efendim, son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere acayip fiyat geçirildi temel gıda fiyatlarına. Meydana gelen bu artışlara karşı kooperatifler ve PTT'nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi, TMO, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri yanı sıra Fisko Birlik ve Çaykur ürünlerinin de online satışını yapan PTTAVM.com, tekrar ediyorum, buradan yağlarınızı ucuz demeyelim de hesaplı diyelim, ucuz diye bir şey yok artık. PTTAVM.com, PTTAVM yani alışveriş merkezi PTTAVM.com dahil edilerek bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli başta ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça, bal gibi temel gıda ürünleri artık PTT'den, PTTAVM.com'dan dahil olmak üzere satılabilecek. Alkışlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insanlara ucuz ekmek götürmesi için yaptığı seyyar büfelere engellemeye çalışanlara da buradan uyarıda bulunuyoruz. Parti için değil, lütfen millet için çalışalım. Partinizin çıkarlarına uymuyor diye değil, milletin çıkarlarına uyuyor diye destek verelim. Lütfen. Lütfen. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Sabah Show devam edecek. Eski ama asla eskimeyecek güzel şarkılardan birini dinleyelim. Özlediğim sevgili diyecek. Çok yoğun günlerden geçiyoruz. Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Belki ileriki tarihte bu programı dinleyip vay be diyeceğim. Ulan ne böyle acayip konuşuyormuşum. Ne günler yaşamışız diyeceğiz ama inşallah gelecek günlere bizi bu sıkıntılı günler taşıyacak. Bak, bak. Bak, derin mana var bu lafta. Şimdi belki de hiç duymadığınız bir gönül yazar şarkısıyla, Özlediğim Sevgili adlı şarkıyla devam ediyoruz. Tüm dinleyenlerime armağan ediyorum. Bak, müziğe bak. Hatırlayan var mı? Hatırlayan varsa ya şimdi yazsın ya da daha sonra yazsın.
Yalnız 40 yıl düşünsem postaneden zeytinyağı alacağımız aklıma gelmezdi. Mesajlara geçiyorum. Gitara da bir bakın, gitar nasıl çalıyor bak. Yerde değil gökte, belki gözleri yosun yeşili, arıyor mu ona beni? Belki uzak bir diyarda, başkasının kollarında, belki de çok yakınında. Şurası bile alıp götürüyor insanı değil mi? Şeker, çok şeker bir adam bu Mansur Esaba. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Şu anda Twitter gündeminde CHP'de deprem birinci sıraya yerleşti. 3 milletvekilinin istifası ile ilgili. İşte zamanında Muharrem İnce'yi CHP genel başkanı yapmazsanız yani milletvekilleri, yani o CHP'nin başına geçmezse CHP'nin içindekiler onun yanına gidecek diye söylemiştik biliyorsunuz. Ama bütün bunlar AKP'nin ekmeğine tereyağı ve kaşar. Evet, bugün A Haber'in Fox Haber yalan söylüyor, yalan yayıncılık yapıyor dediği. Ki biliyorsunuz haberde göreceksiniz, Fox TV tabii ki sallayabilir, özel bir kanal dediğimiz gibi olmaması lazım aslında. Yalan yanlı haber Fox TV'de hiç olmaması lazım. Yani A Haber filan zaten biliyoruz. Ama velakin adam diyor ki geçinemiyoruz, zordayız diyor. İşte Nazlı yere batmazdı değil mi? Efendim o da bu haberi getiriyor, haber merkezde haberi yapıyor ama daha sonra içeriden birileri herhalde diyor ya biz bu adamı biliyoruz, bu parayı aldı. Böylelikle yalan söylüyor oradaki çiftçi, köylü, her kimse. Ama burada yalancı olan tabii ki Fox TV oluyor. Bizim komiğimize gelense bunun üzerine A Haber'in atlaması. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur Sabah Show devam ediyor. Efendim size sorduk. En çok yalan, yanlı, sallama, demleme, yanlış haber yapan kanal hangisi? Hangisi sizi rahatsız ediyor diye sorduk. Şimdi buradan çatır çatır mesajlarınızı okuyacağız. Güzel İzmir'den Yücel. Bugün Batı Trakya Türkleri Milli Direniş Günü. Buradan Trakya'ya, bütün o bölgede yaşayan insanlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz.
Milli direniş önemli bir gün tabii ki. Ziya Osman Sabah'ın vefat yıldönümü rahmetle anıyoruz. Yarın Seyfi Doğanay'ın vefat yıldönümü biz bugünden rahmetle anıyoruz. Kendisiyle bir iki yerde karşılaşmıştık. Seyfi Doğanay'a Allah'tan rahmet diliyoruz. 1923'te Yunanistan ile ahali mübadelesi anlaşması yapıldı. 69'da Türkiye'de İlk böbrek nakli yapıldı. 1982'de ilk PC virüs kodu Richard Skrenta tarafından yazıldı. İyi halt etmiş. İyi yayınlar ve iyi hafta sonları. Teşekkür ediyorum Yücel. Ben de buradan bütün dinleyenlerime iyi bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Hanife iyi akşamlar. Ankara'dan selamlar. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar olsun efendim. Fatoş Çınar iyi akşamlar, iyi yayınlar. Armağan iyi akşamlar. Hayırlı cumalar. Küçükçekmece'den bize yazmış. İstemez fazla laf, fazla kelam. Yeter ki ver gönülden hoş bir selam. Benim naçizane sözümü paylaşmış Jüri'de. Teşekkür ediyorum. O zaman selam hepimize. Yunus Topal, A Haber, yani en çok sallayan hangi haber diye sorduk. Yunus demiş ki A Haber, Ülke TV, TRT Haber ama ben evde sıkıldım Şafak abi demiş. Şafak Karaman'a sormuş. Merak etme, sen de çok yakında kurtulacaksın. Kuşlar gibi uçacaksın, arı gibi sokacaksın. Evet Yunus, duydun herhalde. Evet, en çok yalan, yanlış, sallama haber yapan hangisi diye sorduk. Yunus A Haber, Ülke TV, TRT Haber demiş. Ufuk Okkabaş, Fox dermişim demiş. Gökçen Kaks, Kayseri'den hepinize sevgi, selam ve esenlik mes topluluğu demiş. Teşekkür ediyorum. Seyide Mehmet Cengiz, Bolu'dan selamlarımla hayırlı yayınlar. Bolu'ya selam olsun. En çok yanlış yalan haber yapan Gökçen Erciyes A Haber tabii ki demiş. Yani tabii ki, yani öyle bir söylemiş ki tabii ki A Haber. Hanifenli demiş, Fox TV hiç izlemiyoruz, sabah kadın programlarını izlemiyorum. Halbuki programa çıkanlar profesörler, doktorlar ama niyeyse o kanal antipatik, yalan dolan balon geliyor demiş. Seyide A Haber kadar yalan haber veren kanal yok demiş. Elif, hoş geldiniz Mansur Bey. İstanbul'dan selamlar. Selamlar İstanbul'a efendim. İstanbul'dan İstanbul'a selamlar. Şimdi bir gülme aldı bizi, sormayın. ATV ve ATV Haber akit, say say bitmez. Daha bunların yazılı olanları, gazeteleri var. Saymayalım daha fazla, biz okumaya program yetmez demiş. İşte biz de bugün çok güldük ya ona. Yani A Haber yalan haber yakalamış. Ya diyoruz ya, millet ne yiyor ne içiyor, milletin durumu nedir? Ya tamam, hani yanlı yayın yap, hükümetin kanalısın netice itibariyle, ama yani bari arada da böyle hani ya biraz Abdurrahman Dilipağa bakın ya, yani. Gerçi o biraz şey yaptı kantarın topuzunu ama. Evet, ATV, ATV Haber say say bitmez demiş Elif. Fatoş, memleketi güllük gülistanlık gösteren tek kanal var. Haber, bir tane de sahtekar bir spiker vardı diyor. Mehteri ver diye hoykuruyordu demiş. Doğru mu okuyorum? Hoykuruyordu. Ya orada bir tip vardı, o A Haber de miydi böyle? Çıkıp böyle bağırıyordu, bönürüyordu, o muydu ya? Bir tip vardı orada be. Mehmet Cengiz tabii ki ver Mehteri demiş. Gökçen, Üryada Türkiye'nin en güvenilir yayın organı A Haber muhabirleriyle röportaj yaptığını görmek acaba neye delalet eder? Medyum Memiş Hoca'dan bir rüya yorumu alabilir miyiz? Evet Memiş. Efendim, Üryada A Haber görmek çok yakında asgari ücretin 10 bin lira olacağına, ayçiçek yağının 1 lira seviyelerine ineceğine ve metrobüs, vapur ve tren seferlerinin 50 kuruşla yapılan için adalettir. Rüyalar tersine mi çıkar? Evet, tersine çıkar. Hidayet abimiz, aziz ve muhterem Mansur Bey kardeşim, merhaba, nasılsınız? Cuma gününüz mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum abicim. Covid-19'dan halledeceğiz. Cumamız mübarek olsun. Daha az veya daha çok Türkiye'de tüm TV kanalları yalan yanlı haber yayabiliyor. Güya tarafsız, objektif gibi görünen TV kanalları da ara sıra dilsiz şeytan olabiliyorlar. Bak, derin mana var bu mesajda. TV kanallarının birbirlerini yalancılıkla suçlaması kel keli kınamış, kelin başına baykuş tünemiş türünden.
Ya ya ya. Türkiye'de TV kanallarının tamamına yakını A normal. Hayırlı yayınlar. Trafiği gün geçtikçe İstanbul'a benzeyen İzmir'den Hidayet abimiz. Yani hakikaten İzmir'de böyleyse ben bir şey diyemiyorum artık. Yayınımızı paylaştık mı diye sormuş Ali Rıza. Lütfen paylaşalım yayınımızı. Levent Altun Kalem helal olsun demiş. Yani umarım programımıza demiştir. Yani bir de helal olsunu şöyle de kullan. Ulan helal olsun ulan sana. Ulan var ya. İnşallah helalinden bir helal olsundur. Levent Altun Kalem senin maketini de yapmak lazım abi. Kral adamsın demiş. Maketten ama. Çok teşekkür ediyorum. Kral olan sizlersiniz. Gülcan İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar. Ali Rıza abi, biz kaç yıl sonra aşı olacağız? Aşı olursa herkes biter mi bu korona illeti? Bu aşıyla bitmeyecek. Bu Allah'ın yardımıyla bitecek. Göreceksiniz. Şeytanın talepleriyle başlayan bu virüsler, biliyorsunuz, şu hayvanı ye, şu hayvanı kes, şu hayvanın bilmem nesini bilmem ne yap, şu hayvanla ilişkiye gir diye insanların hayvanlarla olan tiksinç ilişkisi yüzünden bu musibetler başımıza geliyor. Bak, derin mana var bu lafta. Kötü olan her şey şeytandan, iyi olan her şey ise Allah'tan. Biz Allah'a dua edelim de ya Rabbi biz ettik sen etme diyelim, değil mi Yaşar Nuri hocam? Evet aynen, biz ettik sen etme diyelim, yoksa halimiz yaman. Aman a haberlik olmayalım, dikkat et. Mansur El Sabah Show. Mutlu akşamlar, SkyTürk 20 haberleriyle karşınızdayız. Yeni yıl kutlamalarında her zaman olduğu gibi İstanbul'da Taksim yine hareketli. Bu akşam çeşitli konserler ve kutlamalar yapılacak. Ayrıntıları Taksim Meydanı'nda bulunan arkadaşımız Burcu Benek'ten alacak. SkyTV canlı yayın bağlantısı yılbaşı. Bayram coşkusuyla başlayan... Lan neydi o günler be? Yeni yıl heyecanıyla devam ediyor. Taksim Meydanı yüzlerce insanla doldu. Ve heyecan dorukta, heyecanın adresi her yıl olduğu gibi bugün de Taksim. Yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tsunami. Adam coştu lan bunlar. Ya ey gidi günler ya. Taksim'de eğlenmeye giderdi insanlar vesaire. Çoğunlukla eğlenmeye gider. Çoğu kişi ellenerek dönerdi. Yani çünkü oraya acayip tipli insanlar da giderdi. Kızları, turistleri rahatsız ederlerdi. Hey gidi günler hey. Evet, dileyelim Allah'tan da yani bize yardım etsin. Başka bir şey diyemiyorum. Hanife Hanım keşke küçük vatandaşları da gözetseler artık demiş. Yani küçük esnafı, küçük çiftçiyi, bir de küçük vatandaşlar var. Gittikçe küçülen. Hanife ayrıca az laf çok icraat lazım ülkeye. Cekcakları yemiyoruz artık. Gülcan Hanım en çok sallayan haberler ne dedik? Kanal 7 demiş. Ülke TV, ATV, A Haber. Yücel Gürcan Türkiye'de çok sayıda kardan adam. Hem muhafaza kar hem de kardan adam. Yaptığım ziyaretleri paylaştıktan sonra benim için tam devlet bakanı olacak adam diyor. Vallahi aynen öyle. Teşekkürler. Mühim olan devletin bakanı değil, milletin bakanı olmak. Biz de millete bakıyoruz ya zaten. Devletin değil, milletin bakanı olmak önemli bence. Gençken taş taşı, ihtiyarlıkta ye tatlı aşı diye bir söz vardır. Artık bu sözde kastedilen aş pilav değil, Covid aşısı oldu. Ali Rıza demiş ki Mansur Ey Sabah abi keşke sen ana haberleri sunsan. Ah ben o haberlerim var ya. İlk akşam A, B, C, D, E, Z'de birinci sırada olur. Yani. Üstelik yalan, yanlış. Efendime söyleyeyim şu partiye, bu bilmem neye yakın değil. Yani tam böyle, tam böyle, tam ortasına. Tam göbeğe.
O yüzden bize ana haberlik vermezler ya. Yani. Bugün doğum günüymüş Fatoş'un. Bugün doğan tüm Fatoşlara ve tüm dinlemecilere mutlu yıllar diliyoruz. Mutlu yıllar Fatoş ve diğerleri. Mutlu yıllar. Fatoş. Mutlu yıllar. Ayşe. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mehmet. Mutlu yıllar. Ahmet. Mutlu pasta getiriver biz Ahmet. Bugün doğan, dün doğan, yarın doğacak olan, her gün çalamam bu şarkıyı. Tüm dinleyicilerimize nice sağlıklı yıllar diliyoruz. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Zamanımız var, 10 dakikada olsa. Mutlu yıllar size. Anladık, ne zaman bitecek bu? Pasta yok. Efendim, doğmuş, doğacak, yarın doğacak, doğması mümkün olan ne kadar insan varsa... Valla çok güzel konuştun. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, maskesiz, muhteşem yarınlara inşallah. Optum nefesinden. Önce bir hüzün çöküyor içime yavaş yavaş. Şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir, New York, Los Angeles. Ne fark eder ki? Her yerde aynı trafik, aynı karmaşa. İyi ki varsın. Dört mevsimde sen, Mansur'a sabah şov. Son. Mansur El Sabah var. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Devam ediyoruz. Son 5-10 dakika içerisine girdik. Serin, rüzgarlı, gemiyi karaya vurduran bir havasıyla İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, aslında şu kısacık dünyada hiç yalana, yanlı olmaya, yandaş olmaya gerek var mı? Yani hakikaten çok kısa bir dünya ama bazıları bu kısa dünyayı uzun yaşamak, böyle cennetteymiş gibi yaşamak istiyor. Herkes bir gücün yanına iskele alabanda yapmak istiyor. Durum bundan ibaret. Hayat kısa, faturalar uzun.
Hayat kısa, istekler uzun. Eyvallah, çok güzel konuştun. Halbuki gittiğimiz yer hep aynı. Hepimiz aynı yerde, aynı hizada olacağız. Efendim, ne haberler gazetelerde, televizyonlarda, ne haberler verildi? Bir tanesi de şu: fırında dört erkekle basılan kız bana hamur açmayı öğretiyorlardı demiş. Hamur açıyorlarmış. Yani bazıları var, okuyamıyorum artık onu. Tan gazetesi diye bir gazete vardı, hatırlar mısınız? Onda böyle şeyler vardı, böyle haberler. Mesela bir tanesi şöyleydi: eşinin çeyizini yedi. Psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıldır yün, orlon ve kadife parçaları yiyen Samsunlu adam, karısının çeyizini yedi diye eşi adamı terk etmiş. Normal spagetti makarna gibi kadının örgü yünlerini yiyormuş diye. Yine bir yerde kapkaççıyı yakalıyorlar. Bir grup kapkaççıyı dövelim diyor. Öbür grup hayır, dövmeyelim, insanlık halidir, işte pahalılık var filan, herkes hırsızlık yapabilir diyor. İşte efendim, dövelim dövmeyelim, dövelim dövmeyelim diyenlerin arasında yumruk yumruğa kavga çıkıyor. Evet, çaldığımız şarkıyı Gökçen hatırlanmaz mı? Bu şarkı Yeşilçam filmlerinin muhteşem şarkılarından biri. Hatta şu an Cüneyt Arkın ve Fatma Girin Satın Alınan Koca filminden bakışmalı dans sahnesi gözümün önüne geldi demiş. Okan Ayta, sevgili Mansur, iyi akşamlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Evet, PTT artık yağ da satacak, zeytinyağı, ayçiçek yağı. Melis demiş ki, ne, PTT yağ mı satacak? Tereyağı mı? Yok, sıvı yağlar şimdilik. Bu arada biraz önce de söylediğimiz gibi pttavm.com'a muhakkak girin arkadaşlar. pttavm.com'a bayağı hesaplı fiyatlar var. Artık yani işimiz, ekmeğimiz halk ekmeğe, yağımız PTT'ye kaldı. Derin mana var bu lafta. Ahmet Üstad Eskişehir'den selamlar. Ben örneği Almanya'dan vereceğim. Hitler'in bir propaganda subayı vardı, Goebbels. Bu adam sayesinde Almanlar yenildiklerini Rus tankları Berlin'de sokaklarda gezdiğinde anladı. Yoksa tüm dünyayı dize getirdiklerine inanıyorlardı. İşte medya böyle bir komedya. Şimdi yarım dolar yarım gram altın haberleri verilen ülkemde, biliyorsunuz A Haber böyle şeylere imza atmıştı. Yarım gram altın düştü. Ülkemde hangi kanalizasyon demiş. Pardon, kanal yazayım. Mehmet Medyum memiş. Rüyada böyle yarım gram altını filan görse ne der demiş. Yarım gram altın rüyada ne manaya geliyor memiş. Efendim, rüyada yarım gram altın görmek demek, altın görmek demek çok yakında altına yapıp üstüne oturulacağına dalalet eder. Evet, rüyada altın buymuş. Tuncay Yaman, geç kaldım bugün büroya, anca geldim Mes Türkiye demiş. Mes Türkiye seni selamlıyor Tuncay. Gökçen, yeni yaşınız kutlu olsun demiş. Dinleyicilerimiz birbirinin yaşını kutluyor. Melis, buz gibi soğuk karlı Afyon'dan selamlar. Buradan Melis bebeğe selamlar. Rabia Bayrakçı, iyi akşamlar Mansur Bey. Bugün pazarda aklıma siz ve İstanbul'da yaşayanlar geldi. Biz Aydın'da sebze ve meyve bolluğunun içindeyken zorlanıyoruz demiş. Yani düşünün, biz portakal mandalinayı ağacından, sebzeyi tarladan yediğimiz halde yetiremiyoruz diyor. Ya burada buruşuk mandalinayı utanmasalar 10 liraya satacaklar. Düşünün, böyle açıyorsunuz, şerbet gibi mandalina. Ya tamam, bir mandalina tatlı olurdu da bu kadar olmazdı. Yani full fruktoz, öyle söyleyeyim. Demek ki çok beklemiş mandalinalar. Artık böyle yavaş yavaş mandalina pekmezi olacak. Ya neredeyse 10 liraya satanlar var yani, kitapsızlar. Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Lütfen bize dua edin. İstanbul'da hakikaten zor günler yaşıyoruz. Yalan söylemeyen kanal da yok bence sizden başka demiş. Bak. Bak şimdi bak. Bak. Derin mana var bu lafta. Zaten eğer öyle bir şey gerçekse, yani biz kaldıysak, vay bu dünyanın haline vay.
sevgili Mansur, lütfen alfabemizin ilk harfini söyler misin? İşte bunu bazıları bilmiyor, hatta konuşmasını bilmiyor işte demiş. A haber mi acaba burada konu olan bilmiyoruz ama bugün A haberin Fox TV'nin yanlış bilgi içeren veya eksik bilgi içeren yayınına hop balıklama atlayıp yani siz mi lan A Haber'e yalan diyorsunuz? Al işte Fox TV. Gerçeklerin komedi meydanı saat tam 19 gibi bu saatte bitti. Yalan, yanlış, yanlı olan şeyler bizim uğrayacağımız kanallar, yerler değil. Biz her zaman dost doğru giden yolda ilerlemeye devam edeceğiz evelallah. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Renkli Türkçe mesajlarınıza sağ olun, var olun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kısıtlama yokmuş, her şey ya evimizdeymişiz gibi olalım. Tatlı tatlı geçinelim, birbirimizle güzel konuşalım, kavga etmeyelim. Sürekli yemek ne var? Ya yemek ne? Ne yiyeceğiz? Böyle yapmak yerine evimizin eksikleri, kişiliğimizdeki eksiklikler. Eyvallah, çok güzel konuştun. Efendime söyleyeyim, yapabileceğimiz, yapamadığımız güzellikler nelerdir, bunları konuşalım. Aşk, sevgi ve sağlıcakla pazartesi saat tam 18'de inşallah buluşmak üzere. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.